arkadaşlar. İsmim Mustafa Sayar. Balari Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı programında yaklaşık 15 yıldır öğretim görevlisi olarak görev yaptım. Bilgisayar Programcılığı bölümümüzden bahsetmeden önce bilişim teknolojilerinin önemine kısaca vurgu yapmak istiyorum. Hiçbir teknoloji insanlık tarihi boyunca bilişim teknolojilerini etkilediği ölçüde insan yaşamını etkileyememiştir. Bilişim teknolojinin tüm dünyaya paralel olarak Türkiye'de de hızla gelişen ve neredeyse her iş koluna uygulanabilen bir alan olması bu alanı geleceğin meslekler arasında birinci sırada yapmaktadır. Aynı zamanda dünyada en çok para kazandıran sektörlerden birisi de bilişim teknolojileri sektörüdür. Bilgisayar programcılığı programında bilişim teknolojileri bir alt alanıdır. Kendinizi geliştirdiğiniz takdirde kısa sürelerde çok iyi kariyer imkanlarına sahip olabileceğiniz bir meslek olarak karşımıza çıkar. Elbette bu geliştirme sürecinde bizler de 4 adet öğretim elemanı ve gerekli tüm teknik altyapıyla sizlerin 2 yıl boyunca yanınızda olacağız. Bilgisayar programcılığı programında sektörün ihtiyaçları göz önüne alarak, ki bu bana göre çok önemlidir, güncel programlama dillerini öğretmekteyiz. Programlamaya yönelik derslerimiz nesne tabanlı programlama, internet programcılığı, veri tabanı, grafik animasyon ve web tasarımı gibi derslerdir. Programlama yeteneği özellikle uygulamaya dayalı bir eğitimde gelişeceğinden derslerimiz bilgisayar laboratuvarlarında uygulamaya yönelik eğitimlerle ve projeler geliştirmeye yönelik çalışmalarla devam eder. Son dönem öğrencilerimizden bitirme tezi olabilecek düzeyde bir uygulama geliştirmelerini de isteriz. Dilediğiniz bir yılın sonunda da 30 iş günü staj yapmanız ve sektör tecrübesi kazanmanız gerekir. Elbette ki iyi bir programcı olmak bizlerden çok sizlerin elindedir. Ve kendinizi mutlaka geliştirmek için çaba göstermeniz gerekir. Peki bu bölümü bitiren mezunlarımız nerelerde çalışabilirler? Bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olanlar bilgisayar teknikeri ya da bilgisayar programcısı unvanını alırlar. Yazılım ve bilişim şirketlerinde, şirketlerin bilgi işlem bölümünde, teknik altyapı şirketlerinde, kamu kurumlarında çalışabilirler. Ya da kendi girişimleri yaparak serbest olarak iş kurabilirler. Bilgisayar programcılığı programını bitirdikten sonra dikey geçiş sınavıyla da birçok lisans bölümüne geçiş yapabilirsiniz. Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, endüstri mühendisliği, kontrol ve otomasyon mühendisliği bu bölümlerden bazıları. Dikey geçiş sınavı sizler için büyük bir avantajdır. Ve bu sınavı kazanabilmek en büyük hedeflerinizden birisi olmalıdır. Son olarak şunları söyleyebilirim. Sizler bu programı bitirdiğinizde aranan elemanlar olacaksınız. Hepinize meslek seçimi konusunda